Aslan Bey'le Kocaeli'nde bulunan ofisinde madeni yağların üretimine yönelik çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Efendim programımız sizler için sektörleri araştırmaya devam ediyor. Bugünkü rotamız da Kocaeli Arma Kimya ve Enerji firması. Burayı da bizlere firmamızın kurucusu Aslan Mustafa Koca anlatacak. Her sektörde kullanılan madeni yağları konuşacağız. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz Aslan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Tabii seyircilerimiz sizi öncelikle tanımak isterler. Sonrasında hem madeni yağları hem üretiminizi değineceğiz. Malatya doğumluyum. 2021 yılında Enerji Kimya Limited şirketini kurup ya madeni yağ sektörü otomotiv, endüstriyel ve sanayiye hitap eden bir sektördür. Yağlarımız hem yurt içi hem yurt dışı piyasasında girmek için şu anda bununla ilgili çalışmamız devam etmektedir. Evet, tabii kullanılan ürünler hem kalite anlamında evet. Hem de birazcık daha performansı arttırmak alanında kullanıldığı için üretimde de çok dikkatli olunması evet gerekiyor. Sizler bu konuda ne gibi tedbirler alıyorsunuz? Şöyle, her yağın sanayi olsun, otomotiv olsun, endüstriyel yağlar olsun, her yağın kendine göre bir kategorisi var ve bu kategoriye göre katıkları vardır. Ve bununla ilgili bazı yağlar vardır. Yani her baz yağının içerisine kullanmış olduğumuz yağların katıklarını kattığımız zaman onların bir viskozite değerleri, donma değerleri, yanma değerleri, parlama noktaları. Biz bunları kendi laboratuvarımızda her üretimden sonra ölçüp ondan sonra paketlemeye geçiyoruz. Tabii kullanma amaçları da çok önemli. Kullandığımız yağların hangi kalitede olduğuna baktığımız gibi ne amaçla kullanıldığına da bakmamız gerekli. Evet. Peki daha çok hangi performans yönünde bu yağları tercih etmemiz gerekiyor? Şimdi yağların Amerikan Endüstri API dediğimiz standartları var. O standartlara göre biz o kalitede ürün üretiyoruz. Artı bunların büyük markalardan onayları var. Biz onaylar için de başvurularımızı yapmış bulunmaktayız. Bunların dönüşünü bekliyoruz. Kaliteli bir yağın zaten üstünde bütün özellikleri, parlama noktaları hepsi var. Evet. Yani yağın ambalajından tutun etiketindeki bütün o yağın değerleri var. Bir de yağda önemli olan şu. Madeni yağda ülkemizde lisanslı fabrikalar faaliyet göstermektedir. Bu ambalajın arkasında lisans numarası ve madeni yağ fabrikasının adresi ve GİTİP numaraları dediğimiz olaylar vardır. Bunlar olmayan şeyler, kalitesi belli olmayan ürünlerdir. Yani merdiven altı tabir ettiğimiz yerlerde üretilen ürünlerdir. Evet, aslında iyi bir amaca hizmet ediyorken onu olumsuza çevirmemek, yani iyi bir okuyucuya da bilince evet. De sahip olmak evet. Gerekli. Evet. Peki, tabii üretim yapan bir firma olarak siz aslında ekonomiye de katkı sunuyorsunuz. Evet. Şu anda peki ihracatınız söz konusu mu? Şu anda bizim Afrika ile görüştüğümüz 5-6 tane ülke var. Orta Doğu ile görüştüğümüz 5-6 ülke var. Şu anda ihracatımız başlamış bulunmaktadır. Bunu bütün dünyaya yaymak için çalışmamız devam etmektedir. Evet. Şu anda öyle. Aslan Bey, tabii aslında izleyicilerimizin en merak ettiği durumlardan bir tanesi de buranın mutfağı. Yani işin aslı. Evet. Neler söyleyeceksiniz üretimle alakalı? Efendim, madeni yağ üretimi bazı yağın hammadesinden oluşup ve bununla ilgili katıklarla harmanlamasıyla oluşan bir sektör. Bu aldığımız katıkları, bazı yağları tanklarda harmanlıyoruz. Viskozitelerine, parlama noktalarına göre değerlendiriyoruz. Ondan sonra her birisini ürün gruplarına göre ayırıp dolumunu yapıyoruz. Bu şekilde ürün ortaya çıkmış oluyor. Aslan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Buraya kadar geldiniz, zahmet verdiniz. Sizlere de başarılar diliyorum efendim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, farklı birçok sektörde kullanılan madeni yağların üretimini konuştuk. Bir kez daha sizlerin huzurunda Aslan Bey'e teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.